Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün otobüsümüzle İstanbul'dan Bükreş'e yolculuğumuz var. Yak 556 kilometrelik bir yolumuz var arkadaşlar. Bugün otobüs deneyelim dedik. Bakalım bu yolculukta başımıza neler gelecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Otobüsün içi bu şekilde arkadaşlar. Yolcularımız mevcut. Görmeden önüne kırdık. Evet. İyi de kaza yapmadık. Başlar başlamaz. Dedik ya bir kere. Neyse. Buradan da sıyırdık. İnşallah kazasız belasız gidebileceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Dönemiyorduk. Geçenki videomda Münih'ten İstanbul'a çok uzun bir yol gelmiştim. Bu sefer biraz daha kısa olsun otobüs modunda istedim. Otobüs modu ile ilgili daha farklı haritalarım da var. Onları daha sonra çekeceğim arkadaşlar. İlk de mevcut haritayla ilerlemek istedim. Thank you.
otobüsümüzün içine girecek olursak da bu şekilde arkadaşlar. Navigasyonumuz sol tarafta. Evet, iç görüntümüz. Aracımız mavi tonlarında. O yüzden hiç aydınlatmayı da mavi tercih ettim. Yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de İstanbul'dan Bükreş'e gidiyoruz arkadaşlar. Balkanlarda geziyoruz. ...522 kilometrelik bir yolumuzun bir bölümüne geldik şu anda. 467 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Bakalım bu yolculuğumuzda bizleri neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Şu anlık sıkıntı yaşamadık. İnşallah da böyle devam ederiz. Bu arada bu videoyu arkadaşlar 16 Ocak 2021 Cumartesi günü çekiyorum. Şu an burada müthiş bir kar yağışı da var. Aklıma gelmedi. Kar yağışı modunu alsaydım aslında olabilirdi. Onu istinaden. Güzel bir video çekerdik. Bugün bu videodan sonra olmazsa bir video daha çekeyim. Onu da karla çekeyim. Orada tır kullanalım arkadaşlar. Saat akşam şu an 6. Bugün bir video daha yetişir arkadaşlar. Ama editlemesi biraz zaman alacak. Kış mevsimi güzel. Her mevsimin güzelliği farklı. Zaten artık kışı görmemiz gerekiyor. Ocak ayına girdik, yağış yok. Barajlar uyarı, yazın sıkıntı yaşayacağız. O yüzden kışı yaşayalım. Yaklaşık 3 saattir aralıksız kar yağıyor. Yollar artık beyazladı burada. Kantara girmenize gerek yok diyor. Zaten biz otobüs kullanıyoruz. Kantara gerek yok. Evet. Orada OGS'den geçmiştim. Ya ama sen niye bu kadar duruyorsun ki ya? Hayret bir şey ya. Güzelim giden yolda. Yalnız araç şu an durmuyor nedense arkadaşlar. Kötü bir yolculuk oldu. Aracın frenleme sisteminde problem var. Yani duruşu çok ağır. Mesela bu şeride geçelim, ileride şeridimiz dar alacak. Yol boşken. İki çeşit kornamız var. Diğeri. Bu şekilde arkadaşlar, onu da göstereyim size. Otobüs modu da farklı arkadaşlar. Bugün turizmo. Ben Mercedes'i seviyorum arkadaşlar.
dediğim gibi müthiş derecede kötü bir frenlemesi var aracın. Yani rampa olmasına rağmen bakın şu an durmuyor, yani durmuyor hiçbir şekilde. Neyse geçelim buradan. Mesafede iyi fren yapmak lazım, anlaşıldı. Şu an gümrük kapısına geldik arkadaşlar. Biz şimdiden basalım frenimize, yoksa duramayacağız, anlaşıldı. Buradayken tepede gidelim bu şekilde. Evet, şuraya yaklaşalım. Haydi dur artık, dur artık. Evet, ucu ucuna. Açabiliriz kapıyı. Vatandan çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Şu an burası Türk toprağı. Yani oyun da olsa bir burukluk yaşatıyor. Evet. Yine duramadık tabii. Hızlanması güzel, frenlemesi zayıf. Orada biraz içine girelim. Evet, bir sonraki kontrol noktasına doğru hareketimiz devam ediyor. Belgelerimizde bir sıkıntı yaşanmadı. Evet arkadaşlar, şu an gümrük kapısından çıkışımızı sağladık. Sıralar bir ara farming yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Farming simülatör çekeceğim. Onu da severek oynuyorum. Ondan da bir video düzenleyip atmak istiyorum ama onu sıfırdan başlayıp, şu an mevcut oyunundan değil, sıfırdan başlayıp bir video çekmek istiyorum sizlerle en başından. Çiftlikte nasıl başlıyorum, nasıl devam ediyorum, neler yapıyorum, bunları göstermek istiyorum. Farklı bir video olacağını düşünüyorum. Bir diğer oyunlarımdan Arma'yı, onu da oynamayı çok seviyorum. Arma farklı bir oyun geliyor. O da çok keyif alarak oynuyorum arkadaşlar. Oynamayan varsa öneririm. Onun da grafikleri, her şeyi çok hoşuma gidiyor. Evet, kaza yapan bir araç. Dediğim gibi yani Arma da farklı bir oyun arkadaşlar. Efektleriyle, grafikleriyle, oyunun yapısıyla çok güzel bir oyun.
Orada da belli bir görevlerim var. Bu görevleri yapıyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Belki bilenler benden daha iyi bilenler de olabilir. Ben her zaman şunu savunuyorum. Bilmediğim, yanlış yaptığım bir şey olabilir arkadaşlar. Bunu yorumlar kısmında bunu bana iletirseniz ben her şekilde düzeltmek için elimden geleni yaparım. Biz şimdiden yavaşlamamızı yapalım yoksa duramıyoruz. Bakın frene basıyorum. Menajerlik oyununu da çok seviyorum arkadaşlar. O da favorilerimden. Takım yönetiyoruz. O da farklı geliyor. Yani seven de olur, sevmeyen de olur. Ama onu da ben seviyorum arkadaşlar. Onunla ilgili bir video çekilemez. Yani mevcuttaki oyunumla devam ediyorum. Onlarla oynuyorum. Gösterge panelimizi göstereyim arkadaşlar. Yol bilgisayarımız. Bu şekilde bir yol bilgisayarımız var arkadaşlar. Yolu yarıladık arkadaşlar. Şu an itibariyle yol yarılanmış şekilde. Biraz frenleme sisteminden dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Yani bayır yukarı çıkamıyorum. Biz biraz yavaş gidelim, duramıyoruz. Rampa aşağı ineceğiz şimdi. O yüzden önümü de görmüyorum. Virajlı yoldayız. O yüzden en başta yaptığımız hataları şimdi yapmak istemiyorum. Mola vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ama yani şoförümüzün durumuna da bakmak istiyorum tabii bu arada. Yani yorulduğu zaman pek sarmıyor. Hayret, tamamen durup da dönmedi.
ters yapmışlar. Yani şunu çift şerit olsa burası daha güzel olacaktı. Ama tabi büyük bir emek var arkadaşlar, yani yaban atılamaz. Göremiyorum. Yani az daha vuruyorduk. Allah'tan karşısından araba gelmiyor. Şerit açılsa bunları geçmek istiyorum artık. Evet arkadaşlar, kalan yolumuz 143 kilometre. Evet, yanlış yere bastım arkadaşlar. Ben niye buraya girdim? Ne ara geldin arkama? Yanlış yola girdim. Geri giderken motor sesi çok fazla geliyor arkadaşlar. Yani şu an biraz da kafam karıştı. Yol buradan veriyordu. Evet, düzeltti tamam arkadaşlar. İçine girelim, biraz daha sesi azaltalım. Rampa çıkarken çok fazla ses veriyor. Telefonuma bakacağım derken ters yöne girdik, yanlış yöne girdik, ters demeyelim. Muhtemelen tren geçecek. Ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Yol kapatmış şekilde. Bak evet, devam ediyor. Tren sağ tarafta devam ediyor. Sesi doğru duymuşuz. Diğer sosyal medyalardan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitter, Instagram, Facebook,
Bütün platformlarda sayfamız mevcut. Zaten Münih İstanbul arasında söylediğim kampanyamız devam ediyor. 1000 aboneye ulaştığım takdirde sosyal medya üzerinden bir çekiliş yapmayı planlıyorum ve ilk videomda bulunan ETS 2 bir arkadaşa Steam üzerinden hediye edeceğim arkadaşlar. Yani sen geldin vurdun bana. Steam üzerinden hediye edeceğim arkadaşlar. Bunun duyurusunu sosyal medya üzerinden yapacağım. 1000 olduğumuz gün bu çekilişi yapacağım arkadaşlar. Arkasında süründürecek. Şoförümüz bayağı bir yoruldu. Ama 63 kilometrelik bir yolumuz kaldı arkadaşlar. O yüzden molaya girmeyeceğim. Evet, gene bir gümrük kapısındayız. Sen çıkacaksın, belli ettin kendini. Ya Allah Allah. Allah Allah, gözümüz de görmüyor. Şöyle dışarıya alalım. Geçmek için 10 euro ödemelisiniz. Ödedik 10 euroyu. Tekrar içeriye alacağım. Umarım araç gelmez. Önümü görmeden şu an devam ediyorum. Evet, geldi. Ama bizi görünce durdu, dörtlerini yaktı. Romanya'dayız arkadaşlar. Evet, frenlerimiz kötü. O yüzden şimdiden hızımızı yavaşlatalım. Rampa aşağı iniyoruz. Buradan geçiş verir mi acaba burası? Otobüsler geçebilir diyor ama.
geçişimizi sağladık. Dur artık, dur artık. Frenlerimiz hariç her şey usulüne uygun. Yuh, ne oldu öyle ya? Kafa kaldırdı resmen. Geçişimiz tamamlandı. 47 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Daha sonra Bükreş'teyiz arkadaşlar. Yolculuğumuz bitmiş olacak. Ne oldu? Kaza mı var? İstanbul'dan çıktık arkadaşlar, Bükreş'e gidiyoruz. Yolculuğumuz az kaldı. Bitmek üzere. Ne oldu? Kim vurdu acaba? Yani o şekilde mi girdiler ya? Allah. Arkadaşlar, ilk videomda söylemiştim. Kanal açmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi sokak hayvanları. Onlara bir olanak sağlayabilirsem ne mutlu, sağlayabilirsek ne mutlu bize. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup bize destek verebilirsiniz. Sokak hayvanlarını hep birlikte kurtarabiliriz. Zaten yaptığım her şeyi arkadaşlar videosunu çekeceğim. Yaptı mı yapmadı mı olmasın. Zor durduk. Yaptı mı yapmadı mı olmasın arkadaşlar. Video ile birlikte size kanıtlı bir şekilde bunu göstereceğim. Diğer videoda da demiştim. Ben zaten bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Yani çekmişim, çekmemişim benim için fark etmiyor. Ben keyif aldığım için oynuyorum. Çok büyük bir beklentim yok. Sadece kurtardığımız sokak hayvanları bize yeter arkadaşlar. O yüzden çok büyük, dediğim gibi, bir beklentim yok. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.
oraya girmeyeyim hiç. Ben şurada şu araya girip burada videomu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Kanalıma abone olup videoları beğenirsiniz. Sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.